Salgınla birlikte başlamıştı ve tüm dünyayı etkilemişti çip krizi ve tam 10 milyon aracın üretilememesine sebep olmuştu. Ancak sektör temsilcileri rakamın sadece bu kadarıyla da sınırlı kalmayacağı görüşünde. Çip krizi dünyada otomotiv üretimini vurdu. Salgınla birlikte patlak veren kriz toplam 10 milyondan fazla aracın üretilememesine neden oldu. Otomotiv sanayi 2022 yılını aslına bakarsanız 2021'dekinden daha iyi bir başlangıç yaptı. Bunun da en büyük etkisi çip krizinin etkisinin azalmış olması. Ancak etkisi azalmış derken tamamlanmış diyemiyoruz. Uzmanlar çip krizinin bu yılı daha az etkilemesini bekliyor. 2022'nin 3. çeyreğine kadar devam edeceği tahmin edilen kriz nedeniyle bu sene ortalama 4.8 milyon aracın daha üretilememesi gündemde. 2023'ü bulabileceği bu krizin söyleniyor. Yani bu yıl da devam edeceği de herkes hemfikir muhakkak ve bu da yaklaşık olarak %7'lik %8'lik bir pazarda kayıp yaşanmasını bekliyoruz otomotiv sanayinde. Ancak geçen seneden daha yumuşak bir geçiş olacağı da aşikar. Türkiye çip krizine rağmen geçen yıl otomotiv ihracatında rekor kırdı. Yılı %15 ihracat artışıyla kapatmayı başardı. Uzmanlar devam eden çip krizinin Türkiye'yi etkilemeyeceği görüşünde. Krizin tamamen tamamlanması için 2023 yılını beklemek zorunda kalacağız. Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ise geçen seneyi biliyorsunuz rekorla kapattık. Bu sene de aynı şekilde rekorun tazeleneceğini düşünüyoruz. Yine Türkiye ihracatındaki etkisini, gücünü sürdürecektir. 2023 yılında sektörümüz gerçekten muhtemelen altın yılını yaşayacaktır diye öngörüyorum.